Şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Hamdolsun Rabbimize ki bizi kendisine kul olarak yarattı Hamdolsun o Rabbe ki kulluğun derdini de içimize dert olarak koydu. Herkes bir şeyin derdinde ama sizler kulluğun derdinde olduğunuz için buradasınız. Hamdolsun o Rabb'e ki Abdullah olmanın mücadelesini verme adına ortaya bir şeyler koyma noktasında gayret ederken bir de Abdullah kalmanın mücadelesini verme adına bir şeyler yapanlara. Hüsnül Hatime önemli bir şeydir dostlar. Son nefeste iman üzere gitmek her müminin en önemli derdidir. O derdi yüreğimizden hiçbir zaman Allah çıkarmasın. Çıkarmama derdini yüreğimize koyduğu için de ona hamdolsun. Hamdolsun Rabbimize ki kulluk adına gayret için bizleri yeniden buraya topladı. İnşallah Rabbim hayır adına başlanan bu yolu hayırla neticelendirsin. Derdimiz aynı dert. 21. yüzyılda Abdullah olmak. İlacımız da aynı, dermanımız da aynı. Dermanımız ashabı kiram. Geçen dersimizde derman olarak Abdullah İbni Mesud ile yürüdük. Bu dersimizde derman olarak Abdullah İbni Amr ile yürüyeceğiz. Abdullah İbni Mesud bize tevhidi öğretti ki imanın en temel vasfıydı. Olmazsa olmaz şeydi. İşin başında o konuşulması lazımdı. O gündeme alınması lazımdı. Biz de onu yapmıştık. Ama bugün yine çok önemli bir vasfı konuşacağız. Olmazsa olmaz bir ahlak vasfını, ahlaki meseleyi inşallah Abdullah İbni Amr'ın bize öğretecekleriyle, söyleyecekleriyle anlamaya çalışacağız. Bakın aleme ahlakı öğreten, en kamil, muhteşem ahlakı öğreten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim demişti. Gerçekten de o muhteşem bir ahlakın sahibiydi. Hepinizin bildiği bir hakikat, bir daha söyleyeceğim ben o hakikati. O Muhammedul Emin'di. El Emin'di. Sonra Muhammedun Resulullah, Er Resul oldu. O Kur'anla var olan ahlakını ötelere taşıdı. Ahlakın nasıl temsil edileceğini, nasıl temsil edilmesi gerektiğini 23 yıllık nübüvvet hayatında 40 yıllık nübüvvet öncesi hayatında gösterdiğinin daha ötesinde gösterdi. İnen ayetlerde de o ilk nesli ahlak üzere yetiştirdi. Onların ahlakını bir noktadan aldı. Kamil noktaya taşıma adına onları adeta Kur'an'ın o muhteşem potasının içerisinde yoğurarak her birini bir ahlak kahramanı kıldı. Bakın birkaç ders sonra ona da misafir olacağız. Abdullah İbni Abbas tercümanul Kur'an olan o yiğit insan Din binasının dört kattan oluştuğunu söyler. Bu öylesine söylenmiş bir söz değil. Bu Kur'an'ın inen ayetlerinin gölgesinde bir Kur'an alimi olan, Kıbrül Ümme olan bir zatın sözüdür. Din dört katlı binadır. Birinci katında akaid var. İkinci katında hemen ahlak vardır. Üçüncü katında ibadet, dördüncü katında muamelat vardır. İbadetin hemen arkasından ahlakın hemen öncesinden ahlakın gelmesi mühim bir şeydir değil mi dostlar? Akaidin hemen arkasından Rabbimiz neyle konuşuyor? Ahlaki ilkelerle konuşuyor. Çünkü bir müminin hayatında olması gereken en önemli vasıf odur da onun için ahlaksız bir mümin olmaz da onun için olursa ne olur onun cevabını bulmak için siz ibadetin önünde ahlakı alıp da o vasıfları gerçekten hayatınızda diriltmezseniz temsiliyet adına sıkıntıları ortaya çıkarır ve adınız Müslüman olur. Şekliniz Müslüman olur. Görüntünüz Müslüman olur ama sizinle bağ kuranlar, komşuluk yapanlar, ticaret yapanlar, bir şekilde sizinle iletişimi olanlar sizden o kokuyu, o tadı alamazlar. Derdimiz de bu değil mi şu anda? Hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Adlarımız Annelerimizden ve babalarımızdan Allah razı olsun. İslami çağrışımlarda bulunan atlar. Şekillerimiz de bir şekilde modernizmin modernizmin rüzgarı bizi de şöyle bir sallasa da bakanlar evet bu Müslümandır diyebilecek bir şekli taşıyoruz. Ama iş iletişime geçince, bağa geçince, ticaret yapınca komşuluk yapınca, hısım akrabalık yapınca farklılaşıyor. Yaka silkmeye başlıyor insanlar bizlerden. Neden? Çünkü biz Kur'an'ın ahlakını hayatlarımızda diriltememişiz. Temsiliyeti tam anlamıyla ortaya koymamışız. O temsiliyet noktasında sıkıntılarımız olmuş. Size Abdullah İbni Amr'ı anlatmadan önce adı Abdullah değil ama tadı Abdullah olan bir hanım sahabiden bir rivayet aktaracağım. Esma bin Yezid'den. O Hatibun Nisa'dır. Medineli kadınların sözcüsüdür. Bize aleyhissalatü vesselam efendimizin kutlu lisanından 81 tane hadis rivayet etmiştir. O yiğit hanımın bize rivayet ettiği bir hadis ile ahlakın üzerlerimizde nasıl temsil edilmesi gerektiği konusunda örnek ve model olması açısından bir tablo aktaracağım. Diyor ki Esma binti Yezid döndü bir gün namazdan sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize biz anladık ki bir şeyler anlatacak. Çünkü Namazdan sonra eğer dönmüşse Efendimiz söz söylemek için dönmüştür. Yoksa aleyhissalatü vesselam cemaate dönmez namazını bitirince hanesine çekilir tesbihatını orada yapar duasını orada yapar ne yapacaksa evinde hanesinde yapardı. Ama cemaate döndüğü zaman ashab anlardı ki kutlu lisandan bir şeyler dökülecek. Söz şu oluyor o mübarek lisandan. Ela uhbirukum bihiyarikum. Size en hayırlınızın kim olduğunu bildireyim mi? Bela ya Resulallah. Bildir ya Resulallah. En hayırlı mümini bildirecek. Aklınıza neler geliyor? Çok namaz kılan defaatle hacca giden, şunu yapan bunu yapan, emri bil maruf yapan, mücahitlik yapan, müvahitlik yapan, aklınıza ne geliyorsa hepsini sıralayın. Ama eğer bu hadisi bilmiyorsanız, aleyhissalatü vesselam efendimizin en hayırlı müminin kim olacağına dair söyleyeceğini inanın bilmezsiniz, aklınıza da getiremezsiniz. Ne diyor Efendimiz? En hayırlı mümin odur ki bakıldığı zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatır. Bakılacak Allah hatırlanacak. Zor bir şey değil mi bu? Böyle bir tarife kaç kişi uyar içimizden bilmiyorum. Uyanın eli ayağı öpülür değil mi? böyle bakıldığı zaman evet bu Allah'ı hatırlatıyor. Onun peygamberini hatırlatıyor. Sahabeyi hatırlatıyor. Dezirtmek ne büyük bir şereftir. Söz bitmedi. Efendimiz devam edecek. Ele uhbirukum bişirarikum. Size en şerlilerinizin kim olduğunu da haber vereyim mi? Vela ya Resulallah ver. Ver ki en şerliyi de bilelim. En hayırlı buysa en hayırlısız kim olur? Bunun tam tersi olur değil mi? Onu zaten anladık onu söylemeyecek Efendimiz. O cevamiül kelimdir. Sözü zayi etmez. Az söz ile çok şey söyler. Hayırlı mümini tarif etti. Sen onun üzerinden hayırsızı anladın. Şimdi şerliği, hayırsızı tarif edecek ki onun üzerinden de bir hayırlı anlayasın. Sizin en şerliniz iki kişi Allah için birbirini severse onları birbirine düşüren. Anne ve babasını seven evladı anne ve babasından ayıran. Bir müminde olmayan vasfı bir mümin bir müminde varmış gibi ona yakıştıran olmayan şeyleri konuşarak o mümini hayatın içerisinde insanlar içerisinde küçük duruma düşüren bu da şerli mümin. Hayırlıda da şerlide de efendimiz bize ne tarif etti? Ahlakı tarif etti. Bunun üzerinden siz gelin ahlaka ait şeyleri öğrenmeye çalışın. Bunun üzerinden gelin siz ahlakın ne kadar önemli olduğunu olmazsa olmadığını bir müminin olması gereken en önemli vasfının bu olduğunu unutmayın. Ve bize bunu Abdullah İbni Amr radıyallahu anh öğretsin. Neden Abdullah İbni Amr'dan ahlak öğreneceğiz? Bir gerekçesi olması lazım değil mi? Biz biliyoruz ki aleyhissalatü vesselam efendimizin mübarek ellerinde yetişen her bir sahabi onların hepsi büyüğünden küçüğüne en büyüğü Hazreti Ebu Bekir en küçüğü Vahşi hepsi radiyallahu anhum ecmain hepsinden Allah ebeden razı olsun hepsinin hayatında şöyle ya da böyle ahlaka ait bir şeyler var. Ama özellikle Abdullah İbni Amr'dan ahlakı öğrenmemizin bir sebebi olmalı. Dostlar ben size bir usul usul adına birkaç şey söyleyeceğim. Sabırlarınızı zorlamadan sonra Abdullah İbni Amr'a geçeceğim. Bir sahabiyi nasıl tanırız? Bize ölçü olsun ki hayatımızın en ideal rehberleri olan bu güzide insanları tanıma noktasında gayret ve çabamızı ortaya koyarken bu yol üzere yürüyelim. Bunun beş temel yolu var. Birincisi şu hayatlarına müracaat ederek. Zaten bir insanı öğrenmek istediğimiz zaman hayatına müracaat ederiz. Ashab-ı kiramın hayatlarına ait çok önemli bilgiler bizim kitaplarımızda kayıtlı. Gerek Arapça kaynaklarda gerek Türkçe kaynaklarda ama bu konuda Türkçe kaynakların yetersizliği işin ehlince malumdur. Arapça kaynaklarda da şöyle bir sıkıntı var. İlk dönem kaynak kitaplarımız ashabın hayatını kaydederken amaçları model insan olarak sahabeyi tanıtmak değil. İlk dönem kaynakların o kitapları içerisinde anlatılan sahabiler şu amaçla anlatılıyor. Hadis rivayetinde o sahabinin değer ve kıymetini aktarmak için o kitaplar sahabinin rivayet sahasındaki ayrıcalıklarını, özelliklerini, hususiyetlerini bize anlatır. Onun için bugün en önemli kaynaklardan birkaçını sayayım size. İbni Hacer'in el isabesine baksanız, İbnül Esir'in ustul gavesine baksanız, İbni Abdilber'in el istiyabına baksanız, Ebu Nuaym'ın marifetü sahabesine baksanız, Zehebi'nin tecridine ya da Siyerun Alemun Nübelasına baksanız, İsbehani'nin marifetü sahabesine baksanız bunların hepsi bu alandaki ana kaynaklardır bir sahabinin doğumundan vefatına kadar hayatını model insan ilkesi çerçevesinde okuyamazsınız. Ama şu hakikati söyleyelim. Onların hayatları bizim kaynaklarımızla dağınık bir biçimde anlatılır. Size ve bize düşen gayret edip öğrenmektir. Var aslında hayatları ama kaynaklarımızda dağınık. Dolayısıyla biz bir sahabinin bize söylediklerini anlayabilmemiz için hayatlarına müracaat edeceğiz. Hayatlarını anlatan kaynaklardan bu konuda bize söylenenleri duyacağız. İkincisi sözlerine müracaat edeceğiz. Çünkü söz kişinin aynasıdır. Konuştukları sözler o sahabinin şahsiyetinin anahtar kavramlarını bize verir. Her sahabinin de az ya da çok söylediği sözler vardır. Hatırlayın geçen ders ben size Abdullah İbni Mesud'un sözlerini aktararak söze başladım. Sözleri vardır ve o sözleri de o sahabinin kişiliğinin anahtarlarıdır. Üçüncüsü çağdaşlarının sözlerine müracaat. Çağdaşlarından kasıt nedir? Dostlarının, Efendimizin ve düşmanlarının. Dostları, Bir sahabinin, Başka bir sahabi hakkındaki sözleri, Bu bize o sahabi hakkında bilgi verir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, O sahabi hakkındaki sözleri, Bize bu konuda bilgiler verir. Bir de düşmanlarının, Mesela Ebu Cehil'in, Ukbe İbni Ebi Muayt'ın, Ümeyye İbni Halef'in bir sahabi hakkındaki sözü o sahabi hakkında bize bilgi verir. Dolayısıyla çağdaşlarının sözlerine müracaat bize böyle bilgileri verir. Dördüncüsü gözden kaçan bir hususiyettir bu. Rivayetlerine müracaat. Bir sahabinin hadis rivayeti konusunda bize aktardığı o kutlu sözler aleyhissalatü vesselam efendimizden duyup da bize aktardığı o sözler o sahabiyi tanımamız için çok önemli bir işarettir bizim için. Bakın dostlar teşbihte hata olmasın ama anlayabilmemiz için bu örneği vereceğim. Ben şimdi konuşacağım size bir bir buçuk saat. Yazanlar aldıklarını alacaklar yazamayanlar şu salondan dışarıya çıktıklarında hassasiyetleri ne ise, mizaçları neye uygunsa benim bu konuştuklarımdan akıllarında kalan sadece o olacak. Evet hoca şunu dedi diyeceksiniz, sizin hassasiyetiniz ne ise... Onun üzerindeki şeyleri söyleyeceksiniz ve birinizin gördüğünü başka biri görmeyecek. Birinizin aklınızda tuttuğunuzu başkası tutmayacak. Hadis rivayet eden o ilk kurban nesil içerisinde bu iş için özel olarak seçilmiş isimler var. Allah onlardan ebeden razı olsun. Ebu Hureyre onlardan biri. Bugün hayatına misafir olacağımız Abdullah İbni Amr onlardan biri. Enes bin Malik onlardan biri. Hazreti Ayşe onlardan biri. Cabir bin Abdullah onlardan biri. Bunlar Muksir'in diye isimlendirilen o yiğit insanlar. Onların dışında bize aleyhissalatü vesselam efendimizden bir tane, üç tane, on tane, elli tane hadis rivayet eden sahabilerin çoğu aslında o rivayetlerinin üzerinden kendi şahsiyetlerinin anahtarlarını bize söylüyorlar. Dolayısıyla bir ravi yani bir sahabiyi tanımanın en önemli anahtarlarından bir tanesi de rivayetlerine müracaattır. Beşincisi semanın diline müracat. Ne demek semanın diline müracat? Vahye müracat. Kur'an sahabiyi anlatır mı? Elbette ki anlatır. İsim vererek anlatmaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz aynı zamanı aynı mekanı paylaşmış olan onun çağdaşlarından bir tane inkarcının bir tane müminin ismi var Kur'an'da başka isim yok. İnkarcının ismi onun amcası Ebu Leheb. Ona iman edenin ismi Zeyd bin Harise Ahsap suresinde. Başka da isim yoktur. Ama ayetler onlara indi. Vahyin ilk muhatapları onlardı. Onun için bugün sebebi nüzül kitaplarına baktığınızda aslında orada anlatılan o ayetin kahramanının kim olduğunu görüyorsunuz. Şimdi siz Tevbe suresinin 40. ayetini okuyunca olayın kahramanının Hazreti Ebu Bekir olduğunu bilmiyor musunuz? Siz Fatır suresinin 8. ayetini okuyunca olayın kahramanlarından birinin Hazreti Ömer birinin de Ebu Cehil olduğunu bilmiyor musunuz? Siz Zümer suresinin 9. ayetini okuyunca olayın kahramanının Hazreti Osman olduğunu bilmiyor musunuz? Siz Bakara suresinin 274. ayetini okuyunca olayın kahramanlarından birinin Hazreti Ali, birinin Süheybi Rumi olduğunu bilmiyor musunuz? Ya siz minel müminine ricalun sadaku ayetini okuyunca Mus'ab'ı, Abdullah İbni Caş'ı, Enes Bin Nadr'ı, Said İbni Rebi'a'yı radıyallahu anhu ecmain, birer birer Uhud'un meydanında candan canandan vazgeçen o yiğitleri o ayetin anlattığı rical oğlu rical er oğlu er bahadır oğlu bahadır olarak akıllarınızda resmetmiyor musunuz? Dolayısıyla Kur'an isim vermez ama işaret eder. Benim anlattığım bu vasıf, bu elbise, falana uyar diye onu bize işaret eder. Biz eğer bir sahabiyi öğrenmek istiyorsak Kur'an'a da müracaat etmeli. Onun sebep olduğu İşin içerisine dahil olduğu bir şekilde adının karıştığı o ayetin çerçevesinde onu da öğrenmeliyiz Şimdi Dostlar Yazın bir tarafa 70 yıllık hayatı Abdullah İbni Amr'ın Yazın bir tarafa onun bize söylediği sözleri Yazın bir tarafa onun hakkında söylenenleri ve özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la arasında geçen rivayetleri arasında geçen olayları yazın bir tarafa onun rivayet ettiği kaç hadisi 700 hadisi ve onun hadis rivayeti konusundaki ayrıcalığına şimdi geleceğim onun 700 tane rivayetini ve yazın onun adının karıştığı Kur'an'ın ayetlerini şöyle bir alt alta karşısına da şunu yazın. Ahlak başka bir şey değil. Meden Abdullah İbni Amr'dan ahlakı öğreniyormuşuz. Anladınız mı? Her haliyle, sözleriyle, hayatıyla, davranışlarıyla, hakkında söylenenlerle okunan ayetlerle rivayetleriyle her haliyle Abdullah İbni Amr'ın bize söylediği ahlaktır, ahlaktır, ahlaktır. Biz de onu duymaya çalışacağız. Allah duyanlardan etsin inşallah. Peki dostlar gelin öyleyse şöyle bir hayat defterinin başına geçelim ve sayfaları çevirelim. Babası kim? Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Amr İbni As, o da bir sahabi. O da aleyhissalatü vesselam efendimizi görme şerefine er ermiş bahadırlardan bir tanesi. Adı ilerleyen dönemlerde bazı tatsız olaylara karışmış. Onun için biraz biz Amr İbni As'ı hayatını anlatırken o olumsuz tablolara takılırız. Ama hayatında ne yapmışsa yapmış. Onun vefat döşeğinde söylediği söz onun tevbesinin bir işaretidir ve biz onun işaret o işaretin çerçevesinde o insana da çok farklı bir biçimde yaklaşır. Hayatının her alanını bu çerçeve dahilinde anlamaya çalışırız. Ve Amr İbni As dediğimiz zaman oğlunun adını onun adının önüne geçirip Abdullah İbni Amr İbni As dediğimiz zaman Radıyallahu anhuma deriz. Allah ondan da babasından da razı olsun. Her sahabiye bunu deriz ona da bunu deriz. Farklı bir kişiliği var. Konumuzu olmadığı için detaylara giremeyeceğim. Ama Arap'ın dehasıdır. Çok zeki bir insandır. Diplomatik temsilcidir Mekke'nin. Ve gerçekten o gün sadece Mekke'de tanınan değil Habeşistan'da, Yemen'de, Bahreyn'de, Bizans'ta tanınan bir şahsiyettir. Hatırlayın nübüvvetin 6. yılı Caferi Tayyar'ın rehberliğinde Müslümanlar Habeşistan'a gidiyor. Mekke tarafı kimi gönderiyor temsilci olarak onları geri getirsin diye Necaşi ile yakınlığı olan ve o gün halen Müslüman olmamış olan Amr İbni As'ı gönderiyor. Gidiyor ama eli boş dönüyor. Allah Necaşi'ye o gün yüreğine imana ait bir şeyleri ekecek ve Necaşi imanın o yiğitlerini bir ana şefkatiyle saracak ve Amr İbni As'a teslim etmeyecek. Amr İbni As Hicretin yedinci yılına kadar da imana karşı olacak. Ama Hudeybiye'nin arkasından gelip o da birçokları gibi aleyhissalatü vesselam efendimizin elinden iman şerbetini içecek. Peki Amr İbni As'ın babası kim? As bin Vail. O da İslam tarihinde adını çok duymuş duymuş bir isim. Aileyi görüyor musunuz? Dede As bin Vail, İslam'a düşmanlıkta zirve bir isim. Habbab İbni Eret ile onun hatıralarını hatırlayın. As bin Vail'in Müslümanlara neler çektirdiğini anlarsınız. Böyle birisi. Böyle bir dedenin torunundan bahsediyoruz. Abdullah İbni Amr. Daha da ötesini söyleyeyim size. Aslında Amr İbni As oğlu Abdullah'a isim olarak Babası As'ın ismini vermiş. Onun asıl ismi As'tır. Onu Abdullah yapan, birçoğunu Abdullah diye aleme çıkarıp tanıtan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. İman etmiş, imanına geleceğim. Yıllar sonra Efendimizin karşısına geldiği zaman babası Amr İbni As'la Efendimiz şöyle bir bakmış ona, 14-15 yaşlarında bir delikanlı öyle bir hali var ki bir insan sarrafı olan aleyhissalatü vesselam efendimiz o halinden anlamış o çocuğun nasıl biri olduğunu adın ne diye de, sormuş as demiş hiçbir mümin as olur mu demiş as asi demek as sertleşen demek inat eden demek bir mümine böyle bir isim yakışır mı demiş senin adın Abdullah olsun demiş ve adını Abdullah diye çevirmiş. Kaynaklarımızda tam 30 tane sahabinin adının değiştirildiğini ben tespit ettim. Adları Abdülkabe, adları Abdüşşems, adları işte böyle kötü isimler çağrıştıran mesela Ecda, Ecda şeytanın isimlerinden bir isim. Adları böyle kötü olanlar ya da tevhid akidesine aykırı olanlara efendimiz hemen müdahale etmiş. Sana, sana bu ad olmaz. Bir mümin bu ad ile anılmaz. Senin adın ya Abdullah'tır ya Abdurrahman'dır. Değiştirmişse eğer efendimiz isimleri hep bu ikisi isimle değiştirmiştir. Ama çoğu zaman Abdullah diye değiştirmiştir. Hazreti Ömer buna şahit olmuş üç tane oğluna Abdullah ismini koymuş. Ayırmak için de büyük Abdullah, orta Abdullah, küçük Abdullah diye isimlendirmiş. Olayı bilmeyenlerden birisi soruyor Hazreti Ömer'e. Ey Ömer diyor başka isim mi yok Allah aşkına? Niye ille de bu isim bir de zorlanıyorsun büyük orta küçük diye onları böyle tasnif ediyorsun. Başka bir isim koysaydın da onlara bu işte zorlanmasaydın. Onlara şunu söylüyor Hazreti Ömer. Vallahi ben ne zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde bir isim değiştirmeye şahit oldumsa hep o isimleri Abdullah diye değiştirdi. Ona sevgili olan bana da sevgilidir. O madem öyle o ismi sevdi ben de o ismi sever onun için çocuklarıma bu isimleri koyarım. İşte Abdullah'ın ismini de efendimiz böyle koyuyor. Peki hanımlardan isim değiştirdiği olmuş mu? Çok mesela efendimizin sevmediği isimlerden bir tanesi. Bazen duyuyorum hanımlar içinde Berre ismini sevmez. Berre ismini Zeynep diye değiştirir efendimiz. Sadece Berre ismini değil sevmediği isimleri hep Zeynep diye değiştirir. Yani aleyhissalatü vesselam efendimiz hanımlar içerisinde de Zeynep ismine karşı özel bir ilgisi vardır. Ondan olsa gerek ki ilk kızı büyük kızının ismi de Zeynep olmuştur. İsim değiştirme konusunda hassasiyeti böyle. Abdullah İbni Amr'ın babası Amr İbni As böyle. Ya anası Rayta binti Münebbih İbni El Haccac. Bu hanım da Mekke'nin soylu ailelerinden biri. Amr İbni As hicretin 7. yılında iman ediyor. Rayta validemiz bakın validemiz diyorum. Fethe kadar iman etmiyor. Amr İbni As'tan daha da şedittir. Ama fetih olunca. Hicretin 8. yılının arkasından o da iman ediyor ve o da iyi bir Müslüman oluyor. Ne zaman doğuyor Abdullah İbni Amr? Hicretten önce 7 yıl. Yani nübüvvetin altıncı yılı. Hazreti Ömer'in Müslüman olduğu yıl. Tarihler miladi 615'i gösterdiği zaman. Nübüvvet ile birlikte doğmuş. Cahiliyeye değil gözlerini İslam'a açmış. İman etme yaşını bilmiyoruz ama bildiğimiz bir hakikat var. Annesinden babasından daha önce iman etmiş. Şimdi Efendimiz hicret ettiğinde Abdullah kaç yaşlarında? 6-7 yaşlarında bir çocuk. Nasıl iman etmiş? İman etmem serüvenini olayını bilmiyoruz. Ama bir çıkarımda tahminde bulunabiliyoruz. Nedir o tahmin? Şu. Amr İbni Az ve annesi Rayta... İslam'ın ilk mesajları iner inmez Mekke'ye kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar İslam'ı davetin meselelerini. Ve Abdullah ufacık bir çocuk 7-8 yaşlarında anne ve babasının konuşmalarına şahit oluyor. Onlar konuşuyorlar kendi aralarında Abdullah onları dinliyor. Geliyor Amr İbni As mesela bir gün Rayta'ya diyor ki işte Muhammed şöyle şöyle ayetler okudu diyor. Küçük Abdullah da bunları dinliyor. Ve daha ufacık bir çocuk iken kendi kendine iman etmiş. Ne annesinin haberi var bundan ne babasının haberi var. Evde konuşulanlar küçük Abdullah'ı imana taşımış babalar, anneler aldınız mı buradan alacağınızı? Çocuğunuzun iyi bir Müslüman olmasını mı istiyorsunuz? Falanca hocaya gönderelim, filanca okula gönderelim, filanca kolejde okusun, filanca kursa gitsin, filanca filmi izlesin, filanca kitabı izlesin. Açalım haftanın bir günü beraberce sohbet yapalım evde. Bunların hepsi önemli. Ama en önemli olan ve bizim gözden kaçırdığımız şey şu. Anne ve babalar olarak bizim evde konuştuklarımız çocuğun şahsiyetini oluşturan en önemli şeydir. Sizin fark etmeden baba olarak hanımlarınıza söylediğiniz, hanımların fark etmeden hanım olarak kocalarına söyledikleri söz çocuğu yetiştiren en önemli şeydir. Çocuk kendisine direkt söyleneni almaz. Şimdi bakın geziyorlar dolaşıyorlar. Biraz rahatsız oluyorsunuz belki. Ben hiç rahatsız olmuyorum. Ama onlar bizi dinlemiyor olarak gözükseler bile asıl onlar bizi dinliyorlar. Yıllar sonra onlar bugün burada söylenenleri onlar sizden bizden daha iyi şakır şakır söyleyecekler. Evde sizin normal hayatın içerisinde konuştuklarınız çocuğun ahlakını oluşturacak. Aha size delil Abdullah İbni Amr. Ne babası ne anası ne efendimiz ne başka bir sahabe ona imana ait bir şey söylememiş. Ama annesi babası evde imanın aleyhine lehine de değil imanın aleyhine konuşurken Abdullah iman etmiş. Yıllar yılı imanını gizlemiş. Uzaktan diyor bakardım Mekke'de efendimize. Ben de sana iman ettim ama babanın korkusundan gelemiyorum diye içimden geçirdim diyor. Yıllarca bu hasretle yanıyor tutuşuyor. Hicretin yedinci yılı Artık Amr İbni Az imanın gerçek manada değer ve kıymetini anlamış. Tam hicretin yedinci yılına kadar dikkat edin. Yirmi sene imanın karşısında olmuş. Ve artık iman edeceği an gelip Efendimizin huzuruna oturduğu zaman 14-15 yaşlarında olan oğlu o günkü adıyla az Ondan sonraki adıyla Abdullah olacak o yiğit insanda orada iman etmiş o da imanını söylemiş dönmüş babaya demiş ki ben senden şu kadar zaman önce iman ettim. Babası biraz kızar gibi olmuş ama hiçbir şey de söylememiş. İmanını orada efendimize ikrar ediyor ve Aleyhissalatü vesselam efendimiz bakın o anda 14-15 yaşlarında olan o gencin kabiliyetlerini hemen anlıyor. Sehim oğullarına mensup bu aile ve bu aile Mekke'nin soylu ailelerinden 14-15 yaşlarında Abdullah okuma yazma bilir. İbranice'yi bilir, Süryanice'yi bilir, Arapça'yı zaten ana dili olduğu için su gibi bilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kabiliyetlerini görür görmez senin yerin Suffa mektebidir ona Suffa mektebini işaret eder. Ve Abdullah gelir Suffa mektebinde bir talebe olmaya başlar. Aradan birkaç ay geçmemiştir ki Abdullah İbni Amr Suffa mektebinin muallimi olur. Aleyhselat ve selam efendimiz okuma yazma bilmeyenleri ona emanet eder. O artık bir muallim olarak onlara okuma yazma öğretir. Efendimizin bir sünneti var. Onun her sünnetine biz hayranız. Keşke hayatımızda yapabilsek. İnşallah yapmak için buradayız. Sünnetlerinden, davranışlarından bir tanesi de şudur. Sabah namazını kıldıktan sonra döner sahabiye Bugün kim rüya gördü diye sorar. Ashab'tan da rüya görenler rüyalarını anlatırlar. Çünkü onların gündüzleri, hayatları değerli olduğu için rüyaları da kıymetli. Rüyalarında da hakikat öğretirler. Rüyalarında da mesaj verirler. Unutmayın, şu anda minarelerimizi süsleyen, tevhidin sembolü olan ezan Abdullah ibn Zeyd'in rüyasıdır. Rüyaya bakın hizaya gelin. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Rüyalarında bunları görüyorlar. Soruyor. Rüya gören var mı? 14-15 yaşlarında bir el kalkıyor. Ben ya Resulallah gördüm ve halen etkisindeyim. Ne gördün Abdullah? Ya Resulallah rüyamda gördüm. Bir elimde bal sağ elinde sol elimde yağ. Öyle bir iştahla yiyorum ki o iştahla yemenin heyecanıyla uyandım. Efendimiz gülüyor. Hakikat görmüşsün Abdullah diyor. Niye ya Resulallah? Sen Tevrat'ı okuyor. Tevrat'tan da gelip bana sorular soruyor. Tahrif olanları ayırıyor. Allah'ın kelamına ait olan hakikatleri de doğrulattırıyorsun ya. Allah sana sağ elinde bal olarak Kur'an'ı, sol elinde yağ olarak Tevrat'ı göstermiş. Sen hem ondan yiyor hem ondan yiyorsun. İki hakikatten de nasiplendiğin için Allah sana hakikati göstermiş. Sonra ona Kur'an dışındaki tahrif olmuş metinlerin nasıl okunacağını öğretiyor. Burada parantez içinde bir şey söylemem lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkese müsaade etmez Tevrat'ı ve İncil'i okumayı. Belli bir zemini olana müsaade eder. Kur'an'ı çok iyi bilecek, Kur'an'ın hakikatlerinden nasiplenecek, ne okumuşsa onu Kur'an'ın mihenk taşına vuracak, Kur'an'ın müheymin ve musaddık olan özelliğini bilen birine okunması konusunda bir sıkıntı yok ama bunu bilmeyene yasaklamış yasaklamıştır Efendimiz. Abdullah İbni Amr bunu bilen biri olarak Efendimiz'den bilen biri olarak gördüğü o rüyanın tabirini alıyor. Böyle biri Abdullah İbni Amr. 15-16 yaşlarında babası Amr İbni As onu evlendiriyor. Şimdi bazen bize garip gelebilir asr-ı saadetteki bu şeyler çocukların erkek yaşta evlenin, evlenmesi meselesini biz de ne yazık ki biraz modernizmin farklı telkinlerinden dolayı öyle onların dediği gibi anlıyoruz. Ama biz biliyoruz ki bu mesele sadece sosyal bir mesele değil. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızların da erkek çocukların da erken yaşta evlenmelerini teşvik etmiştir. Onun için Amr İbni As da Oğlu Abdullah'ı 15-16 yaşında. Günah onun rüyalarına ve hayatlarına girmediği bir zaman diliminde evlendiriyor. Onu evlendiriyor ve onu Kureyş'in saygın kadınlarından biri olan bir hanım ile evlendiriyor. Düğün oluyor 2-3 ay geçiyor aradan Amr İbni As oğlunu ve gelinini ziyarete gidiyoruz. Gelin ne soruyor? Nasıl diyor oğlumdan memnun musun? Bakın babaya bakın. Asr-ı saadetin aileye ait şeylerinden hayatımıza izler taşıyoruz. Gidip o evi karıştırmıyor. Gidip gelinin kusurunu bulmuyor. Gidip gelinin yaptığı yemeğe şu olmuş bu olmuş demiyor. Ne yapıyor? Oğlunu soruyor. Oğlum sana iyi davranıyor mu? Böyle soru sorulmuşsa eğer bir gelin o kayın babayı sevmez mi? O kayın babaya karşı hürmeti ziyadeleşmez mi? Elbette asr-ı saadet'in her hali bize bu manada da mesajlar verir. Gelin hanımın sözü şu. Diyor ki Allah senden de ondan da razı olsun. Vallahi ben ondan çok razıyım. Onun tek bir kusuru var. Çok namaz kılar çok ibadet eder, çok oruç tutar, sabaha kadar Kur'an'ın karşısında öyle olduğu için beni biraz ihmal eder. Amr İbni As biraz sinirlenir, oğluna orada iyi bir fırça atar, ondan sonra oğlunun elini tutar, Efendimizin huzuruna getirir. Ya Resulallah der, ben oğlumu Kureyş'in falanca ailesine mensup, soylu ve güzel bir hanım olan filanca hanım ile evlendirdim. Ama oğlum böyle böyle davranmış. İbadete dalmış. Kur'an'ın önünde sabaha kadar kıyamda kıraatle hanımı ihmal etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam itidalin rehberi. Öyle bir rehber, öyle bir rehber ki Hayatın her alanında dengeyi söyleyecek. Mesele ibadet alanı olsa dahi, mesele ibadet sahası olsa dahi dengeye ve hizaya çekecek. Abdullah der: Ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Bak ben geceleri Rabbimle baş başa olurum ama uyurum da sabaha kadar Kur'an okumam otururum dinlenirim hanımımla da zaman geçiririm Rabbimle de zaman geçiririm bazen oruç tutarım bazen iftar ederim unutma her hak sahibinin senin üzerinde bir hakkı vardır ananın senin üzerinde hakkı var babanın senin üzerinde hakkı var eşinin senin üzerinde hakkı var komşunun senin üzerinde hakkı var bedeninin senin üzerinde hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver. Unutma benim yolumu izlemeyen benden değildir. Ne yaptı Efendimiz? Hizaya gel dedi. Abdullah İbni Amr alacağını aldı ama daha sonra yine şikayet oluyor. Demek ki tam anlamıyla hizaya çekilmemiş. Onun hakkında inen ayetlerden bir tanesi bu mesele hakkında. Nedir biliyor musunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselamı bize Kur'an'da anlatan en güzel ayetlerden bir tanesidir. Ahsap suresinin 21. ayeti. Ne diyor Rabbimiz orada? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ Usbetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmel âhir ve zekerallâhe kethîrâ. Allah'ı ve ahiret gününü, gününü umanlar. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve bu yolda olanlar için Allah Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Allah aşkına sizi bir düşünmeye davet ediyorum. Bu ayeti defaatle benden başka hocalarımızdan duydunuz siz de okudunuz. Bu ayeti biz okuduğumuz zaman tavrımız nedir? Dipteyiz şöyle o ayet bizi kaldırıyor yukarıya doğru. Yukarıya çık yukarıya. Güzel örnek olan aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatına hayatını benzet. Çünkü senin hayatın aşağıda şöyle alıyor bizi yukarıya doğru taşıyor. Peki bu ayet kimin hakkında, kimin için, ne için indi? Abdullah İbni Amr, ümmetin hakimi Ebu Derda, selman Farisi, Abdullah İbni Ömer, bu ayete muhatap olan sahabiler ve Osman Bin Ma'zun radıyallahu anhum ecmain. Ne yapmışlar? Şurada duruyorlar. Ayet diyor ki in aşağıya, şuraya gel. Dikkat ediyor musunuz? Bizi alıyor yukarıya, onları alıyor aşağıya. İtidal çizgisine çağırıyor. Sahabe ile bizim aramızdaki fark da bu zaten. Onlar kulluk yolunda özellikle bazıları öyle bir noktada duruyorlar ki bazen inen ayetler efendimizin söylediği bazı sözler in aşağıya itidale geldiye onları itidale çağırıyor. Abdullah İbn Amr bu ayetten sonra biraz hayatına çeki düzen veriyor. Ancak çeki düzen veriyor derken sakın yanlış şey olarak anlamayın. O itidal çizgisini yukarıya doğru zorlarken biraz makul seviye doğru çekiyor ama tam anlamıyla değil yine babasının şikayet konusu oluyor. Dikkat ediyor musunuz? babası ne için şikayet ediyor? Bizim babalarımız bizi ne için şikayet ediyorlar? Amr ibni As oğlu Abdullah'ı efendimize ne için şikayet ediyor? Efendimiz alıyor karşısına. Abdullah diyor. Kur'an'ı nasıl okuyorsun? Ya Resulallah. Sabaha kadar inmiş bütün ayetleri hatim ediyorum. Böyle yapma ayda bir hatimet İtidal çizgisi ayda bir hatimet ya rasulallah ben bundan fazlasına güç yetirebilirim o halde 15 günde bir hatimet ya rasulallah ben bundan fazlasına güç yetirebilirim haftada bir hatimet ya rasulallah ben bundan fazlasına güç yetirebilirim 3 günde bir hatimet ya Resulallah ben bundan fazlasına güç getirebilirim. Hayır. Üç günden fazlasına müsaade yok. Efendimiz orada ona bir sınır çiziyor. Abdullah nasıl oruç tutarsın? Ya Resulallah bayramlar hariç her gün. Olmadı. Ayda üç gün oruç tut. İtidal çizgisi. Bakın biz buradan... Hayatımızda olmayanları çıkaracağız. Ayda üç gün. Tutanlar tutuyor. Tutmayanlar işin en başlangıç noktasının bu olduğunu bu hadis üzerinden anlasınlar. Ayın başı, ayın ortası, ayın sonu. Ayda üç gün. Ya Resulallah ben bundan fazlasına güç getirebilirim. O halde haftada iki gün. Hangi günler? Pazartesi, perşembe. Ayda ne yaptı? 8 gün. Efendimiz madem 3 gün sana az, o halde pazartesi perşembeleri tut, ayda 8 gün olsun. Ya Resulallah ben bundan fazlasına güç yetirebilirim. O halde kardeşim Davut gibi yap. Ne yapmış Davut Aleyhisselam? Bir gün tutmuş, bir gün yemiş. Bir gün tutmuş, bir gün yemiş. O halde sen böyle yap ve Abdullah böyle yapıyor hayatının sonuna kadar üç günde bir hatim haftanın iki günü değil bakın ömrünün bir günü oruç bir günü iftar halinde devam ettiriyor. Ancak onun bir talebesi var ondan da Allah ebeden razı olsun tabiinin kilit isimlerinden biridir mücahit. Bize Abdullah İbni Amr'ın son günlerini söylüyor. Yaşı 70, 70 yaşında da vefat ediyor. Gözleri ama oluyor hayatının sonuna doğru. Bir gün yanında oturuyorum. Şöyle bir dizine vurdu. Gözünden yaş geldi. Ah dedi. Keşke dinleseydim Allah Resulü'nü. Keşke dinleseydim de onun dediği gibi yapsaydım. Yani haftada iki gün tutsaydım. Haftada bir gün okusaydım, bak yaşlandım, göz gitti, sağlık gitti, yapamıyorum. Yapamadığım için de üzüntü duyuyorum. Ah keşke onun dediğini yapsaydım diye bir şeyler söylüyor. İtidal çizgisinin ne kadar mühim olduğunu biz Abdullah İbni Amr'ın üzerinden anlayabiliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la hayatı, bu şekilde geçiyor. İbadet hayatında bu noktada duran birinin ahlak noktasında nerede durduğunu varın siz tahayyül edin. Ama onun ahlakına ait mesajları asıl sözlerinin ve rivayet ettiği hadislerin üzerinden alacağız. Dört yıl Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikteliği var. O dört yıl içerisinde Efendimiz'den ne duymuşsa hadis namına yazmış. Şimdi bugünün dünyasında bazıları hadis meselesinde ileri geri konuşur. Hadisi değerden düşürmek için elinden geleni yapar. Bazıları bilinçli bazıları cehaleten aslında Kur'an'ın beyanı olan sünnet ve sünnetin de en önemli ayağı olan hadis konusunda Müslümanların hadise yaklaşımını itibarsızlaştırma adına bir kampanya, bir mücadele yaparlar. Allah onları bildiği gibi yapsın, ıslah etsin. Bizim onlarla işimiz yok. Ama buradan Abdullah İbni Amr'ın hayatından onların bazı iddialarına verilmiş bir cevap var. Diyorlar ki onlar Hadisler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından 3 asır sonra tedvin asrında yazılmaya başlandı. Abdullah İbni Amr bunun doğru olmadığını hayatıyla söylüyor. Hadisleri Efendimiz hayattayken yazmış. Yazıyor ne duymuşsa yazıyor. Sahabe bakıyor böyle bir özelliği var. Bir gün alıyorlar Abdullah İbn Amr'ı karşılarına. Abdullah diyorlar. Sen ne duyuyorsan yazıyorsun. Ama efendimiz de bir beşer. Bazen kızgınlık halinde, bazen sevinç halinde bir şeyler söyler. Kızgınlık ve sevinç halinde söylediği o sözleri sen kayıt altına alırsan eğer Yarın öbür gün ne yapar? insanlar? bunlardan hüküm çıkarır ve bu onları sıkıntıya düşürebilir. Onun için sen gel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğun her sözü yazma. Geç Gelecek nesillere bu manada kötü bir miras bırakma. Abdullah der ki hayır der. Ben bu amaçla yazmıyorum. Ama madem bunu dediniz ben gideceğim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e soracağım. Bana yaz derse yazacağım, yazmayı bırak derse bırakacağım. Gidiyor Efendimiz'e söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Parmak şöyle ve mübarek ağzına işaret ederek diyor ki yaz ey Abdullah yaz. Vallahi bu ağızdan hak dışında hiçbir cümle çıkmaz ve Efendimizin bu onayının üzerinden yazma işine devam eder. Yazılır yazma işi o günden sonra da devam eder. Bir rivayete göre bin hadis başka bir rivayete göre 600 hadis yazılır. O yazdığı sayfelere kitab-ı sadıka ismi verilir ve o en büyük hazine olarak Abdullah İbni Amr'ın yanında saklanır. Sonra o kitabı sadıka Abdullah İbni Amr'ın en iyi en gözde talebesi olan mücahidin eline geçer. Hadis meselesinde kaynak niteliğinde olacak bir söz olarak bir rivayet olarak bir rivayetler manzuması olarak elimizde durur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis konusunda da böyle bir ayrıcalığı vardır. Hatta Ebu Hureyre onun ayrıcalığını bize naklederken şunu söyler. Benim rivayetlerim Abdullah İbni Amr'dan çoktur ama onun benden ayrıcalığı şudur. Ben duyduklarımı yazmazdım, Abdullah ise duyduklarını yazardı. Onun için onun hadis bilgisi benden daha fazladır. Hatta bu son cümle hadis alimlerimiz arasında tartışılmış. Acaba Abdullah İbn Amr'ın başka rivayetleri vardı da biz mi habersiziz diye tartışmaya da vesile olmuştur. Abdullah İbn Amr'ın hali böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan razı olarak gitti. Halifeler döneminde yaşadı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman zamanında. Üç halifenin döneminde hayatının üç tane temel ahlaki kavramı var. Dikkat edin. İlim, ibadet ve cihat. Abdullah İbni Amr dediğimizde bu kadar özellikleri var. İlim konusunda böyle ayrıcalıkları var. Onu cihat sahasında çıkmamış, bu sahada söz söylememiş biri olarak mı göreceğiz? Hayır. Abdullah İbni Amr cihat meydanlarında da birçok kez en önde olan bir yiğittir. Zaten ibadet, ahlak, ilim ona bunu yaptıracak. Yermuk'ta, Kadisiye'de, Kudüs'ün fethinde, Filistin'de, Mısır'da en ön saflarda Abdullah İbni Amr'ı da tarih kaydedecek öyle bir kahramanlık ortaya koyacak ki nicelerine örnek olacak. Dolayısıyla o ilmi sadece insanlara aktarmak için öğrenmiyor. Onu yaşamak için öğreniyor. Bugünün dünyasındaki insanlar olarak en ciddi sıkıntılarımızdan biri de bu. Çok biliyor az yaşıyoruz ama onlar bildiklerini yaşıyorlar bildiklerini yaşadıkları için Allah yaşamadıkları konusunda onlara imkanlar açıyor. Bilmedikleri konusunda da onlara imkanlar açarak bilmediklerini onlara öğretiyor. Abdullah İbni Amr hayatıyla bize bunu öğretiyor. Günler geliyor Hazreti Ali dönemine babası bazı mülahazalarla Hazreti Ali'ye biat etmiyor. Ama oğlu Abdullah İbni Amr İlk biat edenlerden biridir. Sıffın savaşı oluyor. Biliyorsunuz İslam tarihinin çok sıkıntılı bir sayfasıdır. İki taraf da Müslümandırlar o savaşta ve bir sürü Müslümanın kanı dökülmüştür. O savaş sırasında babası Amr İbni Az oğlunu sıffına götürmek istiyor. Ben gelmem diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlarca hadiste Müslümanın Müslümana kılıç çekmesini caiz görmedi. Bugünlere işaret etti. Fitneler zamanında sizin kılıcınız tahtadan olsun dedi. Kimseye karşı kılıç kullanmayın bize diye bize tavsiyede bulundu. Ben gelmem dedi. Babası Amr İbn As dedi ki peki sen Efendimizin şu sözünü unuttun mu? Hani bir gün benle sen gitmiştik onun huzuruna ben seni ona şikayet etmiştim. Ne demişti aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Abdullah hangi şartlarda ve durumlarda olursa olsun babana itaat et. Abdullah ağlamaya başlıyor. Evet biliyorum bu hadisi söyledi Efendimiz. Ama bil ki günahta itaat yoktur. Sen beni günaha çağırıyorsun. Hayır diyor Amr İbni As. Ben seni günaha çağırmıyorum. Ben seni Hazreti Ali'ye kılıç kullanmaya çağırmıyorum. Ben seni şuna çağırıyorum. Gel Osman'ın katillerinden hesap soralım. Hazreti Osman'ın kanını döken asilerle savaşalım. O asilerden mazlum olarak öldürülen Hazreti Osman'ın kanının hesabını soralım bu sözlerle ikna ediyor Abdullah İbni Amr'ı ve sıfına götürüyor. Sıfına varıyor ama dikkat edin dostlar. Biz daha sonra anlayacağız aslında Abdullah'ın niye sıfına gittiğini. İnanın Amr İbni As'ın bu sözü ona söylemesi ve onun ikna olması, onun ikna olması için yüreğinde serinlik olması ilahi bir takdirin neticesidir. Biz bunu Sıffın meydanında anlıyoruz. Nasıl? Sıffın savaşının en sıkıntılı bir anında yaşı 92 olan ama bir dağ gibi ayakta duran Ammar bin Yasir Şam tarafının oklarının neticesinde şehit düşer. Ve bir ses yankılanır Sıffın'ın meydanında. Ben aleyhissalatü vesselam efendimizden şu sözü duydum. O dedi ki Ammar'ı bagi yoldan çıkmış bir taife katledecek. Ve onun bu dünyadan son nasibi içtiği bir bardak süt olacak. Bu sözün sahibi kim? Abdullah İbni Amr. Allah niye götürmüş sıfına onu anladınız mı? Belki orada Abdullah İbni Amr olmasa bu hadis ortaya çıkmayacak. Bu hadis oranın meydanında dile gelmeyecek. Ama Abdullah İbni Amr en gür seda ile bunu söylüyor. Ve bir anda sıffının meydanında kılıçlar düşüyor elden. Şam tarafından nice askerler Ellerinden kılıçları bırakıyorlar Hazreti Ali'nin tarafına geçiyorlar ve bir anda Hazreti Ali savaşın galibi olma noktasında yürüyor o anda da Abdullah'ın babası Amr İbni As çıkıyor sahneye mızrakları taşı ta, takıyor Kur'an mızrakların ucuna Kur'an'ı takıyor Kur'an sayfelerini ve insanları Kur'an'ın hakemliğine çağırıyor Hazreti Ali ne kadar zorluyorsa bu konuda insanları ikna edemiyor ve bu meselede hakemlik noktasında o söylenenleri kabul ediyor. Sıff'ın meydanındaki hali budur. Ama o gün o savaşta Abdullah İbn Amr ne kılıç kullanmıştır, ne kötü bir söz söylemiştir, ne de savaşa direkt bir biçimde katılmıştır. Ne diyor biliyor musunuz sıfından sonra Vallahi ben o savaşa katıldım. Kılıç da kullanmadım, hiçbir şey de yapmadım. Ama hayatımın şu gününe kadar Rabbime söylediğim söz şuydu. Allah'ım ne olurdu benim canımı 20 yıl önce alsaydın da ben sıf'ın savaşına katılmasaydım. Çünkü Müslümana kılıç çekmenin ne demek olduğunu Amr İbn As Amr İbn As'ın oğlu Abdullah İbn Amr çok iyi biliyor. Bildiği için bu konuda böyle bir dikkati ve dikkatı var. Aradan yıllar geçmiş. Mescid-i Nebevi'de oturuyor yanında Ebu Derda. Hazreti Ali'nin oğlu, cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hüseyin giriyor içeriye. Selam veriyor. O cemaatin yanına gelmeden gidip bir kenarda oturuyor. Abdullah İbni Amr diyor ki gördün mü geleni görmez olur muyum diyor Ebu Said El-Hudri. Gelen gençler cennet gençlerinin efendisidir. Vallahi şu anda yeryüzünde onun kadar hayırlı bir insan yoktur. Ve ben ona hayranım onu çok seviyorum ama o bana küs biliyor musun der. Ebu Derda niye küs der? Sıfın savaşından beri benimle konuşmuyor Hazreti Hüseyin. Peki barıştırayım mı sizi diyor. Keşke yapsan diyor. Nasıl bir hayra vesile olursun. Keşke bizi bir araya getirsen. Peki diyor. Ertesi gün alıyor yanına Ebu Derda Abdullah İbni Amr'ı. Abdullah İbni Amr 15 yaş büyüktür Hazreti Hüseyin'den. Hazreti Hüseyin'in evine gidiyor onun ayağına. Onun ayağına gitmeli çünkü o ehli beytten ehli beytin o gün için temsilcisi ve imamı. Onun yanına gidiyor selam verip oturuyor. Hazreti Hüseyin yine kırgın. Ebu Derda ile konuşuyor ama hiç Abdullah İbn Amr'ın yüzüne bakmıyor. Ebu Derda diyor ki ey Hüseyin dün sen mescitten içeriye girdin ya bak Abdullah İbni Amr senin için böyle bir söz söyledi. Dedi ki vallahi Hüseyin şu an için yeryüzünde yaşayan müminlerin en hayırlısıdır. Şöyle döndü Hazreti Hüseyin Abdullah İbni Amr'a. Bu sözü söyledim mi dedi. Söyledim dedi. Benim babam benden daha hayırlıydı. Niye babama karşı savaşa geldim peki? Hemen ağlamaya başladı Abdullah ibn Amr. Vallahi haklısın ey Hüseyin. Ama dinle beni. Dinle beni oraya getiren şeyi bir öğren. Sonra ne dersen de. Vallahi gelmiyordum. Gelmemek için de direndim. Ama babamı Amr İbni Az Efendimizden duyduğu bir hadisi söyledi. Babaya itaat noktasında efendimiz benden söz almıştı. O söz havada kalmasın diye savaşa geldim ama ne kılıç kullandım, ne mızrak kullandım, ne ok kullandım, ne kötü bir şey yaptım, ne söz söyledim. Sava sadece orada bulundum. Beni buraya getiren sadece buydu. Sadece bu muydu dedi. Evet buydu dedi. Peki ben de seni affettim. Ebu Derda kalktı ayağı. Sarılma vakti gelmedi mi dedi. 15 yaş büyük Abdullah İbni Amr. Hazreti Hüseyin'in eline doğru eğildi. Hazreti Hüseyin elini vermedi. Kucaklaştı orada ve o küskünlük öylece bitti. Amr İbni As'ın oğlu Abdullah İbni Amr işte böyle. Böyle bir hayatın sahibi. Böyle bir hayat onun hayatı ile hayatlarımıza neler neler söyler Allah duyanlardan etsin inşallah. Şimdi onun hayatı Hicri 65 miladi 685'te Medine'de 70 yaşlarındayken noktalanıyor. O gidiyor ama arkaya bir sürü kendi sözü ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize duyduğu 700 hadisi ve böyle bir hayatı bırakarak gidiyor. Dedik ya konumuz ahlak ve biz ahlakı ondan öğreneceğiz. Şimdi dostlar yavaş yavaş sözlerimin toparlıyorum. Üç tane onun sözünü, üç tane de onun bize rivayet ettiği Efendimizin sözlerini aktaracağım. Ahlak vurgularının nerede durduğunu bakın ve özellikle ahlakın hangi noktalarına dikkat çektiğine ne olur dikkat edin. Ve ne olur bu hadisleri ve bu rivayetleri burada bırakmayın. Ne olur bu sözleri benden duyar gibi de dinlemeyin. Sözün sahibinden dinleyin. Abdullah İbni Amr söylesin size. Onun da yoluna baş koyduğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylesin. Söylesin ki sözün sahibinin değeri sözün değerine değer katsın o değer hayatlarımızın da değeri olsun inşallah. Abdullah İbni Amr'un sözlerinden başlayalım. Bakın Abdullah İbni Amr hayatı boyunca sabah namazından sonra yatmaz. Sabah namazında namazına kalkmakta problemi olan bizim gibi insanlar için bu sözü anlamak da zor. Ama oradan hayatlarımızı ayar çekeceğiz. Namazdan sonra asla yatmaz. Yatmayı hoş görmez. Ehlini, hanımını ve çocuklarını da namazdan sonra yatırmaz. Ve nedir biliyor musunuz? Kalkın. Ne olur kalkın. Bu vakit yatma vakti değil ilahi tecellilere ve ilahi iltifatlara muhatap olma vaktidir. Söz bu. Kalkın. İlahi tecelliler bu vakitte geliyor. Zaten Müslüman kimdir? Güneşi üzerine doğuran bir adamın Müslümanlığı inanın tartışılır. Güneşi üzerine doğuran bir insan hayattan nasıl nasiptar olur? Yetmiyor bakın zaman bize Hepimiz zamansızlıktan şikayetçiyiz. Ama hiçbirimiz zamanı iyi kullanmadığımızdan şikayetçi değiliz. Zamanın ne suçu var? İmam-ı Taberi her gün hayatının her sayfasında 30 sayfa kitap yazarken onun zamanı 24 saat değil miydi? Ama ne yaptı? Zamanının hakimi oldu, mahkumu değildi zamanını elinde tuttu, hakkını verdi, Allah da rahmet olarak bereket ihsan etti, ömürleri bereketlendirdi. İmam-ı Şafi dediğimiz o büyük imam 55 yıl yaşamış. Allah aşkına dikkat edin. 55 yıl yaşayacaksınız. Bir mezhep bırakacaksınız. Arkanızda binlerce sizi takip eden takipçi bırakacaksınız. Kıyamete kadar sizin fikirleriniz tartışılacak budur. Neyle kazanmış bunu? Zamanın hakkını vererek. Sizden bir istirhamım var. Bu istirhamı ne olur çok görmeyin bana. Ben size sabah namazından sonra yatmayın da demiyorum. Namaza kalkıyorsunuz. Kalktığınızı biliyorum. Kalktığınızı umuyorum. Allah beni de sizleri de yalancı çıkarmasın. İstirhamım şu. Beş kişinin kapısını çalın, namaza uyandırın olmaz mı? Hepinizin böyle bir görevi olsun. Kalktınız namaza. Beş tane dostunuza mesaj gönderin. Beş tanesinin telefonunu çaldırın. Beş komşunuzun ziline dokunun. Siz de bu hayra vesile olun. Bakın bir dahaki ders Abdullah İbni Ömer ibadet meselesinde bize bir şeyler öğretecek. Bir noktadan alıp bir noktaya getirecek. Namazdan sonra yatmamak, geceleri namazla imar etmek bir seviye işidir. Bu iş bir anda olacak bir iş değil. Merdivenin basamakları birer birer çıkılır. Şimdi biz sabah namazına kalktık. Beş tane de sevdiğimiz dostumuzu kaldırdık. Ev halkımızı kaldırdık. Komşularımızı kaldırdık. Dostlarımızı kaldırdık. O rahmet, o bereket bize bambaşka şeyler kazandıracak. Söz mü dostlar? Hiç ses gelmiyor. Söz mü? İnşallah sözünüz olsun ve o beş insan sizin elinizle namaza uyansın. O rahmetten, o feyizden siz de nasiplenin inşallah. Başka bir söz. Bir insanın varlıklı zamanında sevdiğinin yüzüne gülmesi, fakirliği zamanında ondan yüz çevirmesi cehennemlik olduğunun alametidir. Bu söz broşürlerde de yazıyordu okudunuz değil mi? Aslında bu sözü Abdullah İbn Amr başka yerlerde şöyle rivayet ediyor. Hanımlar kusuruma bakmasın ama söyleyeceğim oradan erkeklere de geleceğim. Bazı rivayetlerde söz Abdullah İbn Amr'ın dilinden şöyle çıkmıştır. Bir hanım kocasının yüzüne varlıklı zamanlarda yani verirken hep verirken gülüp yok hanım dediği zamanda yüzünü asıyorsa o hanımın cehennemlik olduğunun alametidir. Buyurun. Yapıyoruz bunları biliyor musunuz? Verdikleri zaman en iyi insan bir ömür taşımışsınız omuzlarınızda yorulmuşsunuz indirmişsiniz kardeşim biraz da sen yürü aman sen beni niye indirdin bir ömür o taşımanız onun gözünde silinmiş vefa namına bir şey yok bir ömür yaptığınız iyilik gitmiş o anda kötülükler konuşulmaya başlamış peki hanımlara söylenmiş bu söz erkekler olarak bizler de şöyle anlamalı değil miyiz? bir ömür hanımımız bizim hizmetimizi yapmış, bize çocuk doğurmuş, namusumuzun, iffetimizin bekçisi olmuş ama cebimiz para görmüş, kariyerimiz yükselmiş, etrafımızda sekreterler oluşmuş, şu olmuş bu oluşmuş hanıma yüz çevirmişiz. Alın erkeklerin de cehennemlik olmasının alameti. Budur. Abdullah İbni Amr Ahlak konuşuyor ahlak ahlak bu ahlaka ait ilkeleri bize söylüyor neler söylenir neler ben artık size havale ediyorum Üç ilim ile elde ettiğim bilgilerin sadece bir miktarına siz sahip olsaydınız beliniz bükülünceye kadar secdeden kalkmazdınız Bunu ben demiyorum beli secde görmemiş bir adam olarak namazlar dışında biri olarak söylemiyorum ben. Bir ömür secdeden kalkmamış bir insanın sözü bu. Hayatını okuduk. Hayatında ibadetin yerini okuduk. Bakın o söylüyor bize. Bir ömür secdeden kalkmazdınız. Benim bildiklerimi, ilimde elde ettiklerimi siz elde etseydiniz. Acaba ne elde etmiş Neler öğrenmiş ki Abdullah İbn Amr bunu söylüyor bize. Bu konuda böyle bir çırpınışı neden onu da siz artık hayatını araştırarak bulacaksınız inşallah. Gelelim onun rivayet ettiği hadislere. 700 hadis içerisinden 3 hadis söylüyorum sizlere. Bir, Hepinizin bildiği bir hadis ravisi kim? Bakın onun raviliğinin üzerinden ahlaka ait hayatını siz kıyas edin. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Muhacir Allah için günahları terk edendir. Hadis Bukhari'de Müslim'de geçen bir hadis. Müslümanı tarif ediyor, muhaciri tarif ediyor. Kimmiş Müslüman? Elinden ve dilinden diğer Müslümanların Emin olduğu kimseymiş. Muhacir kimşi, kimmiş? Allah için günahları terk edenmiş. Bitmiş mi hicret? Hayır. Hicret halen devam ediyor. Namaz kılamıyorum o iş yerinde. Hicret et. Bulunduğum ortam arkadaşlarımın telkinlerinden dolayı İslam'ı yaşamama engel oluyor. Hicret et. Gittiğim komşu akraba çocuklarıma olumsuz bir biçimde örnek oluyor. Hicret et. Benim kız kardeşim başı açık. Benim kızım teyzesinin yanına gidince ona hevesleniyor. Görüştürme onları. Hicret et. Kızının tesettürü sevmesini mi istiyorsun? Al sana bir hicret. Oğlunun namaz kılmasını mı istiyorsun? Namaz kılanların yanına hicret et. Ne Mekke'miz bitmiş ne Medine'miz bitmiş. Halen Mekke ve Medine var ve halen hicret devam ediyor. Peki Müslüman olmak için elden ve dilden emin kılabiliyor muyuz insanları? Herkes sorsun. Hısım olmuşuz, akraba olmuşuz. Dost olmuşuz, arkadaş olmuşuz. Ticari ortak olmuşuz, yoldaş olmuşuz. Yahu seninle geçirdiğim günler ne güzel günlermiş. Allah keşke bir daha bana bu hali bu fırsatı verse diye dostlarımızın kaç tanesi bu itirafta bulunur? Bulunuyorsa eğer korkmayın siz Müslümansınız. Ama size korkacağınız bir şey söyleyeyim. Hayatınız kaç? 40, 50, 60. Yanınızda hayatınızın yarısı kadar beraber olduğunuz dostlarınız yoksa korkun. Anlatabildim mi bir daha söyleyeyim mi? 40 yaşındasınız, 50 yaşındasınız, 60 yaşındasınız. 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık aynı yolda yürüdüğünüz dostunuz yoksa karşıdakinde kusur aramayın. Sizde bir sıkıntı vardır. Eğer dostlarınız etrafınızdan dağılıyorsa dostlarınızı vefasız olarak isimlendirmeyin. Şunu sorun ben ne yaptım ki yanımda durmuyor kimse. Niye bugün gelen yarın gidiyor? Niye ben gömlek değiştirir gibi hep sağımdaki solumdaki adamları değiştiriyorum? Ama aleyhissalatü vesselam efendimiz 20 yaşında hılfıl fudulda Hazreti Ebu Bekir ile tanıştı. Bir dostluk başladı. 20 yıl nübüvetten önce dikkat buyurun. 23 yıl nübüvetle birlikte 43 yıl sağının adamı hep Ebu Bekir'di. Hep Ebu Bekir'di. Hep Ebu Bekir'di. Allah aşkına bunlar bize söz söylemez mi? Siz bunları nasıl okuyorsunuz? Nasıl anlıyoruz biz bunları? Sadece bunlar siyerin içerisinde söylenmiş sözler mi? Niye bizim 20 yıllık dostluğumuz yok? Niye çocukluk arkadaşlarımız yanımızda değil? Niye eviniz taşındı? Komşuluk bağınız koptu. Niye o eski komşularınız sizi acıkmaz, sizi sormaz? Niye, niye, niye? Elinden ve dilinden emin değildi onun için. Bakın Abdullah İbn Amr Efendimizin bu sözüyle bize neler neler demiş. İkincisi sordum diyor bir gün Efendimiz'e. Dedim ki ya Resulallah bana üç tane hayır söyle, üç tane de şer söyle. Üç hayır, üç şer. Efendimiz de söylüyor. Üç hayır, doğru söyleyen bir dil, Allah'tan korkan bir kalp, saliha bir hanım. Allah üçünü de bize nasip etsin. Peki üç şer, yalana alışan bir dil, Allah'tan korkmayan bir kalp, saliha olmayan, hayırsız, uğursuz bir hanım. Allah üçünden de muhafaza etsin. Bakın aleyhissalatü vesselam efendimize bir soru sormuş. Üç hayır, üç her adına bize mesajlar vermiş. Üçü de ahlakidir değil mi? Üçü de ahlaka ait mesajlar söyler. Üçüncüsü. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz büyük günahlardan bir tanesi de kişinin ana ve babasına sövmesidir. Sizde de hemen oluştu o tepki sahabede de oluşmuştu. Bir insan nasıl ana babasına söver? Sahabe merak ediyor. Ya Resulallah diyor bir insan nasıl anne ve babasına sövebilir? Efendimiz izah ediyor. Eğer bir insan başkasının ana ve babasına söverse o da döner onun ana babasına söver. Ona sebep o olduğu için o şahıs ana ve babasına sövmüş gibi Allah katında yazılır. Ne dedi bize? Küfre, küfüre, sövgüye dilinizi alıştırmayın. Asla böyle bir şey söylemeyin. Yoksa bir gün ağzınızdan kaçar ve bir gün siz çok sıkıntılı bir anda, belaya maruz kaldığınız bir anda dilinizden çıkar. Dilden çıktıktan sonra da onun esiri olursunuz. Ne olur bunu yapmayın. Bunu yapmak terbiye işidir. Bunu yapmak ahlak işidir. Bunu yapmak ahlak çerçevesinde hayatları tanzim etme işidir. Dostlar söylediklerimi söyledim nice şeyleri de söyleyemedim ama siz az şeyle çok şey anlarsınız. Ne dedim? Ahlak dedim. Ahlak dedim. Ahlak dedim. Allah bizi şiarı ahlak olan bu dinin ahlaktan mahrum mensuplarından etmesin. Her birimizi bir ahlak kahramanı etsin. Bakıldığı zaman görüldüğü zaman işte mümin, işte Müslüman diye işaret edilen o bahtiyarlardan biri de bizi o kılsın inşallah. Rabbim bundan bizi geri koymasın. Son nefesimize kadar da ahlakla yaşasın, ahlakla yürüsün. Abdullah İbni Ömer'in sofrasında buluşmak üzere hepinizi Allah'ın emin olan ismine ve vasfına emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.